Bugün Darksiders 2 ile karşınızdayım. Şu konuşmasını bitirsin. But the horseman loosed its waters, and then the makers rejoiced, for the forge burned anew. From its fires they made a key, one which could awaken stone. Arkadaşlar, Darksiders serisi benim çok sevdiğim bir oyundur. Özellikle Darksiders 1'i ben defalarca bitirdim. Rahatlıkla 5, 6, 7 küsür defa bitirdiğimi söyleyebilirim. Darksiders 2'yi ise sadece bir defa bitirdim. Zamanında çok çok sevdiğim bir oyundu. Özellikle Darksiders 1'i ben çok seviyorum. Tabii ben korsan oynamıştım. 7, 8 küsür defa bitirdim ya. Onlar korsan sürümüydü. 2010 yapım falan. Çok yeni değil Darksiders 1. Görmekte olduğunuz oyun Darksiders'ın 2 oyunu. Şimdi Darksiders serisinde şöyle bir durum söz konusu. Darksiders Hristiyan inancındaki 4 atlıyı aslında canlandırıyor. İşte kimisi kızgın, kimisi güçlü, kimisi daha çevik gibisinden 4 atlı isim geliyor aslında. Türkçe'de ölü anlamına gelen dev karakteri. Bu atlılar içerisindeki en hızlı ve en çevik karakter. En güçlü, en kızgın karakter ise bildiğim kadarıyla Darksiders 1'deki. Darksiders 2'deki karakterle 1'deki karakter sürekli birbiriyle karşılaşılıyor, işte hangisi daha güçlü gibisinden. Arkadaşlar, görmekte olduğunuz karakter daha hızlı, daha çevik. War ismindeki karakter ise birinci seride oynadığımız karakterdi ve en güçlü karakterdi. Oyunun genel teması İncil'deki 4 atlı isim geliyor ve her seride farklı bir karaktere canlandırıyoruz. Darksiders 1'de War'u canlandırırken ikinci oyununda, ki şu anda onu oynuyoruz, Ölüm isimli karakteri oynuyoruz. Üçüncüsünde ise bir tane kız karakteri oynuyorduk ama ben onu hiç beğenmedim. Çok güçsüz, kırbaç gibi bir şey var. Bir de tek attığımız slotlara görmekte olduğunuz karakter, yani Ölüm, tek atamıyor. Biraz uğraştırıyor. Üçüncü karakteri ise çok çok uğraştırıyor. Çünkü kız ve çok güçsüz bir karakter. Arkadaşlar, Darksiders 1 ile 2'nin tamam karakterler farklı, hikaye farklı. Ancak birbirleriyle alakası yok. Nasıl alakası yok? Atmosfer, grafik, fizik, o, bu, şu tamamen farklı arkadaşlar. Tuşlara farklı anda basarak farklı kombolar yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani sıralı şekilde, tabi burası biraz zor. Birazdan göstereceğim onu. İki vuruş yaptıktan sonra biraz bekleyip vurursanız bu şekilde farklı kombolar yapabiliyorsunuz. Bunu birinci vuruş yaparsanız bu şekilde, üçüncü vuruşta yaparsanız da böyle. Tuşlara farklı aralıklarda basarsanız farklı kombolar yapabiliyorsunuz. Bazı kombolar yapmak için tuşları kullanmanız gerekiyor. Hani farklı aralıklarda basmaktan ziyade. Böyle kombolları var. Yani birçoğu aslında basit. Öğrenirsiniz rahatlıkla. Alta basıp tıkladığımız zaman bu hareketi yapıyor gibi. Hemen sağ tıkla da ikinci silahımız var. Bu ikinci silah ya bu şekilde hızlı hançer tarzı silah olabiliyor veya da ağır bir mızrak olabiliyor. Yavaş vuruyorsunuz ama birçok slot'a tek atabiliyor. Gücüne göre tabi. Birinci silahımız da bu. Böyle bir şey. Artık adı neyse. Ben Darksiders 1'i daha çok beğeniyorum. Özellikle o karakterin verdiği tepkiler. Gerçekten çok karizmatik, korkusuz bir karakter. Bu ölüm karakteri. Biraz normal insana benziyor. Verdiği tepkiler bosslarla, yani kavga edeceğimiz düşmanlarla, konuşma tarzı, verdiği tepki. Normal bir insan gibi. Ama War sürekli herkesi tersler ve savaşmaktan hiç çekinmeyen bir karakterdi. Oyunun açık haritası var. Darksiders 1'de olduğu gibi oldukça büyük. 2010'a göre Darksiders 1 gerçekten büyük bir haritaya sahipti. Şöyle bir şey söz konusu. Haritanın belirli bölgelerinde puzzle'lar var. Ama o puzzle'ların yerini bilseniz de yapamayabiliyorsunuz. Örneğin oyunun ilerleyen zamanlarında size bir özellik veriyor. Bu özelliklerden birisi ekstradan eldiven. Eldivende daha uzaklara tutunup kendinizi çekebiliyorsunuz. Şu anda karakterimde o özellik açık değil. Çünkü henüz oyunun başlarındayım. Oyunun ilk başındaki bir puzzle'ı çözmek için oyunun en sonundan ilk spawn olduğunuz yerlere dahi dönmeniz gerekebiliyor. Başladığınız yer hemen burası arkadaşlar. Şurada bir yerde başlıyorsunuz. Oyunun sonralarında şuradan gidiyorsunuz, buradan ilerliyorsunuz. Farklı yerlere doğru ilerliyorsunuz. Örneğin buraya gelmek için 10 saatinizi vermeniz gerekiyor. Buraya geldiğinizde özel bir yetenek kazanıyorsunuz ve yeni özellik sayesinde oradaki sandığı alabiliyorsunuz. Adamlar bu şekilde tasarlamış. Yani oyunun ilk başında her şeyi yapamıyorsunuz. Sol altta da param görüldüğü gibi neredeyse
neredeyse sınırsız. Çetengine ile paramı artırıverdim. Para kasmanın bir anlamı yok sonuçta. Oyun maalesef optimizasyon özürlü. 1050 Ti varken en düşük grafikleri alıyordum. Çözünürlük, grafik, o bu şu her şey. Buna rağmen 1050 Ti ile kasıyordu. Şu anda RX 6600 XT'm var. 3060 Ti'ye tekabül ediyor bu Nvidia tarafında. 10. nesil i5'im var, 16 GB RAM'im var. Ama belirli bölgelerde kasıyor. Mesela şuradan gelirken bilgisayarımız 40-50 FPS'lere kadar inmişti. Optimizasyon sorunlu bir oyun arkadaşlar. Bu hem de bariz şekilde. 62-60. Burada 45'e düştü mesela. Maalesef optimizasyon sorunu dediğim gibi. Ve bu oyun 2012'de mi 13'te mi o tarihlerde çıktı. Ya bastığınız zaman fokuslanıyorsunuz ve sürekli onu takip ediyor görüldüğü gibi. O da hızlı oluyor. Oyun savaş temalı olsa da %70'i bulmaca temelli arkadaşlar. Yani sağ solda bulmacalar var. Onları çözmeniz gerekiyor. Ve onları çözerken de bunun gibi sıradan slotlar çıkıyor karşınıza. Bunları öldürüyorsunuz, devam ediyorsunuz. Ana boss'a gelene kadar sizi zorlayan hiçbir şey olmuyor açıkçası. Yani oyun genel olarak savaşmaktan ziyade sizi bulmaca çözmeye yönlendiriyor. Darksiders 1 bundan farklı mı? Değil arkadaşlar. Her iki oyunda aynı. Alta basımda kısa süreli hızlanıyoruz. 1 ile 2'nin en temel farklarından birisi de daha demin de belirttiğim üzere grafik ve fizik. Yani her iki oyun tamamen bambaşka. İkisinin tek ortak özelliği varsa da ismidir ve senaryosudur. Başka hiçbir ortak özellikleri yok. Zaten ikisini oynayın demek istediğimi çok rahat anlarsınız. 2 ile 1'in ne fiziği ne grafiği ne de karakterleri birbirine benzemiyor. Alakaları daha yok hatta. Hani Darksiders 2 değil de başka bir oyun olarak bunu lanse etseler inanırdık. Diğer bir fark da arkadaşlar grafiği fiziği dışında item sistemi. Darksiders 1'de sabit bir silahınız varken bunda zırhınızdır, zırh parçalarınızdır, eldiveniniz, ayakkabınız, kolyeniz vesaire tamamen upgrade edilebiliyor veya düşürebiliyorsunuz. Mesela bunu hemen bir upgrade edelim, yedirelim bunu. Evet, birazdan 8 level olacak. İtemlerinizi upgrade edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Hemen hemen birçok şey değişiyor arkadaşlar. Burada da özel yetenekleriniz var. Bunları kullandığınız zaman tabii SP'niz gidiyor. SP'de sol üstteki mavi bar. Onun üzerindeki gri barda XP barınız. Ortadaki de tahmin edeceğiniz üzere canınız. Hemen etkinleştirelim. Her şey %100 hakim olmasam da buralar hala aklımda. Oyun görmekte olduğun şekilde puzzle temelli. %70'i bu şekilde bulmaca tarzında. Hemen indirelim bunları. Üzerinizdeki itemler ne kadar güçlüyse o kadar fazla vuruyorsunuz arkadaşlar. Ya da hasar aldığınızda o kadar az hasar alıyorsunuz. Darksiders 1'de herhangi bir müdahale olasılığınız yoktu itemlarınıza. İşte oyunun sonlarına doğru sadece senaryoya gereği kılıç değiştirebiliyoruz. O da sizin keyfinizde olan bir şey değil zaten. Şimdi ikinci silahı da kullanalım, gösterelim size. Evet, item düştü, alalım onu. Bunları almanız önemli. Alın ve hemen envanterinize gelip güzel bir silahınıza yedirin. Mesela bu da farklı bir zırh görüyorsunuz. Daha farklı yapıda. Hemen yedirelim şunları. Tamamdır. Bu da şurada gördüğünüz sarı zımbırtıları yok eden bir mayın. Aha, canlı zannettim ben. Normalde öyle bir karakter gelecek de yanımızda. Dedim burada olmamız gerekiyordu. Atış yapıp patlatıyoruz bunları. Mesela burada bir sandık çıktı. Evet, tabi oyunun başları olduğu için çok kolay görüldüğü gibi. Herkesin çözebileceği seviyede puzzle'lar. Yani bulmacalar. Ama oyunun ortalarından sonra gerçekten kafa yoruyor. İlerleyelim. Buradan nereye gideceğiz? Zannediyorum şuraya ulaşacağız ama bir bakalım etrafta ne var mı yok. Aynen. Pek bir şey yok sanki etrafta. Bu yüzden direkt atlayalım buraya. Yukarıya bakalım ne varmış burada. Oradan gidemiyoruz. Duvarlardan bu şekilde akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz.
Mesela War'da böyle bir özellik yoktu. Biraz da Assassin's Creed'e benziyor açıkçası. Bir şey Prensi diye bir oyun vardı ya. Neydi o oyun adı? İran Prensi mi ne? Öyle bir oyun vardı ya. Genel olarak ona da benziyor. Akrobatik hareketleri vesaire. Onun ismini bulursam yazarım. Hatta onu ben satın almıştım Steam'de. Ama maalesef origin'e mi bağlıyor, bir yere bağlıyor. Oradan da düzgün giriş yapamadığım için oyunu oynayamıyorum. En sinir olduğum şeylerden birisi de Steam'den oyun alıyorum. Kimisi origin'e bağlanıyor, kimisi farklı bir tarayıcıya bağlanıyor Steam gibi. E kardeşim ben Steam'den oynuyorum değil mi bu oyunu? Steam'den satın aldıysam oraya yönlendirme. Ya da bir farklı launcher yap. Ona göre rahat gireyim oyuna. Bir de farklı yerlere yönlendirdiğinde oyun sürekli bug'a girebiliyor. Yani tıklıyorsun açılmıyor masadından. Hiç sevmiyorum bu yüzden. Evet sol tarafta açıldı, sağ tarafta. Her iki taraftan da gitmem gerekiyor anlaşılan. Açalım kapıyı. Ha burası geldiğimiz yer. Şimdi bu arkadaşla bir şey yapabilecek miyim? Yok. Anladığım kadarıyla şu anda pek bir şey yapılamayacak gibi. Böyle dursun. Burayı açınca zannettim buradan gideceğiz ama geldiğimiz yere çıkıyor burası. O zaman diğer taraftan inmemizi istiyor demek ki. Ben şuradan gidelim. Evet. Farklı bir yere geldik. Şu anki görev 3 tane taş gibi bir şey var büyük. Onu alıp taştan olan bir canavarı uyandırmak. Şurada bir tane top koyma yeri var. Önce şunu alalım. Ara sıra kameranın kontrolü sizden böyle çıkabiliyor. Şu kolluğu takalım. Görüldüğü gibi buraya geldim. Şimdi orada bir tane top yeri olduğuna göre alt tarafta bir mevzu var demek ki. Bir bakalım şöyle. Pek hatırlamıyorum burayı. Evet. Kendisi tutar diye düşündüm yakından atlasam bile ama tutmadı maalesef. Bu ne işe yarıyor? Ha, aşağı doğru iniyor. Burada bir yerde top olması gerekiyor. Ha, şurada. Şunların ikisi zannediyorum şunları açıyor. Bir saniye. Şundan yukarıya. Buradan yukarıya muhtemelen bu hemen şuradakini açacak. Anladım şimdi. Alt taraftaki de şu. Ön taraftakini açacak. Ve top düşecek aşağıya. Tamam. Alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Hemen yukarı atalım. Buradan da karşıya anladığım kadarıyla. Yukarıda muhtemelen başka bir kol olması lazım. Dediğim gibi oyunun 170'i bu şekilde puzzle temelli. Oyunun başında olduğumuz için çözmesi kolay. Benim oynadığım dönemlerde Darksiders 2'yi YouTube falan yeni çıkıyor. Haliyle çözümünü internetten falan bulamıyordunuz. Kafa patlatmanız gerekiyordu. Şimdi internette çözümü tahmin edeceğiniz üzere dolu. Bakalım ne çıkmış. Bunda ateş hasarı var. Vurduğum zaman slotlar yanıyor. O da ufak hasar veriyor. Evet şimdi buraya geldik. Buradan sonra nereye gidiyorduk? Herhalde şöyle. Hiç bu sineklerle uğraşmayın. Buradan spawn oldukları için önce bunu öldürmeniz gerekiyor. Tabancalar sineklere karşı çok etkili ama bu şekilde vurduğunuzda pek fazla hasar almıyorlar. Sağ taraftan bir bakalım ne var mı yok. Kritik vuruş şansınızı da arttırabilirsiniz itemlerinize kritik bonusu koyarak.
Evet. Oradan yukarıya gidiyoruz. Hemen şurası. Tamamdır. Üst tarafa geldik. Oynaması keyifli bu oyun. Ama oyunu bilmezseniz özellikle yeni başlayacaksanız gerçekten kanser eder. Çözmesi gerçekten zor bulmacalar var. Evet. Daha demin bahsettiğim arkadaş buydu. Space'e basarak hızlı hızlı geçebilirsiniz buraları. Sol tarafta sandık varmış. Normalde bu sandıkların yerini göremezsiniz. Özel bir sandığın içerisinden haritadaki sandıkları gösteren bir tane item buluyorsunuz. O tüm haritaların diyorum. Tüm sandıkların yerini gösteriyor. Şunları indirelim. Bunları öldürmesi biraz zor maalesef. Soldan gideydik, iyiydi. Orada bir tane sandık gördüm. Sandıklardan item da çıkabilir, pot da çıkabilir ya da sadece para da çıkabilir. Şunu eklemek isterim. Tamamen rastgele çıkıyor. Mesela sandıktan ne çıktı? Bir tane ana silah çıktı. Kaydetmeden kapatın oyunu, tekrar gelin sandığı açın. Farklı bir item çıkabiliyor. Benim başıma geldi, tabi edip kapanmıştı ve güzel bir item çıkmıştı. Tekrar sandığa gelip açtığımda çok çok farklı, berbat bir item vermişti. Kutuların tamamen rastgele olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Darksiders 2'nin Death Edition öyle bir şeydi. Normal hali değil. Nispeten grafikleri güncellenmiş bir hali ama normalinden ben açıkçası hiçbir fark görmedim. Bakın şimdi. Bu şekilde sürpriz yumurtalar da var oyunda. Bir şeyin kafası geldi. Neyse arkadaşlar, benlik bu kadar. Video 150'den fazla beğeni gelirse anlarım ki Darksiders'ı sevdiniz. İkinci bölümü çekeyim. Selametle.